Selam sevgili kardeşlerim. Hikaye dinlemesini sever misiniz? Özellikle de çocukluğumuzda uzun kış gecelerinde evde hadi misafirliğe gidiyoruz denildiği zaman biz bayılırdık. Çünkü o zamanlar televizyon yok, radyo bile pek dikkat çekmiyor bizim için. Oturmalara gittiğimizde orada bizim ya büyüklere de anlatan hikayeciler vardı veya çocuklara masallar anlatan böyle bacılarımız vardı. Öyle güzel hikayeler anlatılırdı ki, şimdi o hikayelerin kayboluşu beni çok üzüyor. Zamanında keşke onlar tespit edilseydi. Her neyse değerli kardeşlerim, hikaye dinlemek insanların ilgisini çeker. Bu yüzden dinimizde hikaye anlatarak, kıssadan hisse diye oradan ders ve ibret alarak dini anlatmak, insanları güzel ahlaka davet etmek hoş karşılanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bunu bol bol yapmıştır. Allah Celle Celaluhu aziz kitabının neredeyse üçte birini hikayelerle, yaşanmış hikayelerle doldurmuştur. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vesaire hikayeleriyle doludur Kur'an-ı Kerim. Ve zaman zaman Peygamberimizin hayatından sahneler verir. O sahneler insana duygu da katar. Yani hikmetli bilgilerin yanında kalbi, kafayı böyle bilgiyle doldururken insanın ruh dünyası, duygu dünyası, hiç dünyası da ihmal edilmez. O kıssalar işte insanın duygu pitilini ateşler, gözlerden yaş gelir, derin derin düşünür. Sevgili Peygamberimiz de zaman zaman ashab-ı kirama radıyallahu anhum ecmain hikayeler anlatırdı. Sizden evvelki nesillerden diye. Bakın size bir hikaye anlatacağım. Onu da Cebrail Aleyhisselam peygamberimize anlatmış. Ve peygamberimiz de Cebrail yanından ayrılır ayrılmaz ashab-ı kirama anlatmış. Hikayeyi bize hakim anlatıyor müstedlekte. Malum hakim Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olduğu halde onların kitabını almadığı hadis-i şerifleri derleyen bir kitap. O yüzden müstedrek diyoruz. Ancak İmam Zehebi isnadında güvenilir biri olmayan Süleyman bin Herim vardır diyerek hadis-i şerife bir eleştiri getirmiştir. Onu da kitabımız not etmiş. Hiç şüphesiz bu hadis ilmi derin bir ilimdir. Bunu doğrulayan insanlar var mıdır, yok mudur? Onu da ilim ehillerine bırakalım inşallah. Gelelim hikayeye. Çok dersler ve ibretler içeren bir hikaye. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanımıza çıka geldi ve şöyle anlattı. Az önce dostum Cebrail yanımdan çıktı. İçerideyken bana bir kıssa anlattı. Dedi ki, ey Muhammed, beni hakla gönderene yemin olsun ki Allah'ın kullarından bir kul. Denizin ortasında, genişliği de yüksekliği de 30 arşın olan bir dağın başında Allah'a 500 yıl boyunca ibadet etti. Hadis-i şerifin metninden ben okumadan size anlatayım daha rahat olur. 4000 dört yandan 4000 fersahlık bir deniz. Ortasında da 30'a 30 arşınlık bir ada. Adanın ortasında yüksekçe bir dağ. Bir abid orada. Oraya nasıl dizilmişse Robinson Crusoe ister istemez aklınıza geliyor. Allah Celle Celaluhu o kuluna o dağın başından parmak kalınlığında bir pınar çıkarıyor. Her taraf deniz, tuzlu su, içime müsait değil. Ama o denizin içerisinde Allahu Teala ona bir tatlı su ihsan ediyor parmak kalınlığında. O yavaş yavaş aşağıya iniyor. Orada biraz gölleşiyor. Başında da bir nar ağacı bitiriyor Allah Celle Celaluhu. Biliyorsunuz bu tür ağaçlar senede bir meyve verir. Ama bu bizim nar ağacı her gece bir nar bitiriyor. Abid de Allah'a ibadet ediyor orada. Konuşacağı kimse yok. Bakacağı kimse yok. Hakkına tecavüz edeceği başka birisinin malı mülkü yok. Herkes her şey mübah serbest kendisi için.
efendim gözü harama takılmaz. İniyor, o su başında abdestini alıyor. Günlük rızkı olan bir tane nara afiyetle yiyor. Geri kalan bütün vakitlerini Cenab-ı Allah'a ibadetle geçiriyor. Derken yaşlanıyor, ölüm vakti geleceği zaman Cenab-ı Allah'a da dua ediyor. Ya Rabbi, burada yapayalnızım. Cesedimi toprağa gömecek kimse bile yok. Benim ruhumu secdede kabzet ve onu yeniden dirilteceğin zamana kadar muhafaza eyle. Bir mahluk parçalamasın, zaman yıpratmasın diyor. Allah Celle Celaluhu duasını kabul ediyor. Ve adam 500 sene sonra, 500 senelik ömründen sonra secdedeyken vefat ediyor. Ve o secdede öyle kalıyor. Biz diyor Cebrail Aleyhisselam zaman zaman dünyaya inip çıkarken onu orada öyle görürdük. Sonra ilmi ezelde onun hakkında şunları okuduk. İleride olacak olanları biz Allah Celle Celaluhu'nun ezeli ilmini yazdığı o kitabından okuduk. Kıyamet gününde o adam diriltilip Yüce Allah'ın huzuruna getiriliyor. Allah-u Teala kulumu rahmetimle cennete sokun buyuruyor. Adam diyor ki bilakis amelimle ya Rabbi diyor. Amelimle beni cennete sokun. Allah-u Teala tekrar meleklere kulumu rahmetimle cennete sokun diyor. Diyor ya Rabbi amelimle cennete girdir. Yani 500 sene ibadet etmiş, gözü harap hiç görmemiş, başkasının malını yememiş, içmemiş, dünya kelamı lüzumsuz laflar etmemiş, durmadan ibadet etmiş, Allah'a kulluk etmiş, hak etmiş yani kendine göre. Ahlakçılar buna ameli görmek derler. İnsan amelini görürse gurura, kibire, ucba kapılır. Oo, ben şu kadar ibadetim var, ben üstünüm, sıradan değilim, falandan filandan üstünüm gibi gurur, kibir, kendini beğenmiş de vesile olur ameli görmek. Derler ki ameli yap, arhada bir heyben bohçan olsun, dibi de delik ya da bir ambarın olsun, evde at içine, onun da dibi delik, attığın düşüyor. Arada bir bakıyorsun, eyvah diyorsun ya benim hiç amelim yok. Senin rahmetine düştüm ya Rabbi diye amana düşüyorsun. Aman Allah'ım sen beni. Şimdi bu kulu Allah Celle Celaluhu üçüncü kere melekler için alın kulumu cennete götürün diyor. Rahmetimle, amelimle ya Rabbi diyor yine. Amma da tartışmacı bir kulmuş ha. Mübarek niye bu kadar ısrarıyorsun Cenab-ı Allah'la? Sanki tartışmaya girir gibi neuzubillah. Allah'la öyle tartışmaya şeytan girmişti ve defol demişti Allah Celle Celaluhu. Öyle deyince Allah-u Teala madem öyle diyorsun, kulumun ibadetleriyle benim ona verdiğim nimetleri bir mukayese yapın, karşılaştırın diyor. Melekler hemen karşılaştırma yapıyorlar. Kulun 500 yıllık ibadeti var ve Allah'ın ona verdiği nimetleri var. Sadece göz ve görme nimetine karşılayamıyor 500 senelik ibadet. Daha bunun kulağı var, dili var, yiyeceği var, içeceği var, suyu var, gücü var, kudreti var yani. İbadet yapacak. Şaşırıp kalıyor. Evet, bunun üzerine Allah Celle Celaluhu diyor ki, yaptığı bütün ibadetler sadece göz nimetini karşılayabilir. Gerisi yok. Atın cehenneme diyor. Melekler koluna girip cehenneme doğru götürürken boynu bükülüyor. Rabbim diyor. Hata ettim. Beni rahmetinle cennetine girdir. Merhametli Rabbimiz durun diyor meleklere. Duruyorlar. Getirin onu diyor. Getiriyorlar. Allah-u Teala soruyor. Ey kulum, hiçbir şeyden habersiz yoktun bir zaman. Seni yoktan kim var etti? Sensin ya Rabbi diyor.
Yaratılmanın sebebi sen misin yoksa rahmetin mi diye soruyor. Sensin Rabbim diyor. Rahmetindir. 500 sene boyunca sana ibadet edilme güç ve kuvvetini kim verdi diyor. Sen verdin ya Rabbi. Hesaba çekildiği zaman adamın anası ağlar yani. Ebu Bekir Efendimiz, Allah'ım bizi hesaba çekmeden rahmetinle muhabbet, hesaba çeken yandı diyor. Bakın hesapta neler var. Hiç aklına gelir miydi o adamın? 500 sene sana o ibadet etme gücünü, kuvvetini kim verdi? Sen verdin ya Rabbi. Denizin ortasındaki adaya seni yerleştiren, tuzlu suyun içinden sana tatlı suyu çıkaran, senede bir meyve yeren bir ağacı her gün sana bir nar verdiren kimdir diyor Allah-u Teala. Sensin ya Rabbi. Dua ettin. Beni secdede vefat ettir ve cesedimi koru diye. Senin bu duanı kabul eden kimdir? Sensin ya Rabbi diyor. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, evet ben bütün bunları rahmetimle yaptım buyuruyor. Seni de rahmetimle cennete sokacağım. Üzülme, korkma. Hadi kulumu rahmetinle cennetine götürün diyor. Hiç itiraz etmiyor tabi, sesini çıkmadan sen işte cennete doğru yollanıyor. Arkasından Allah-u Teala, ey kulum bana çok güzel bir şekilde kulluk ettin diyor. Ve onu tahsin ediyor, övüyor. Onu cennetine koyuyor. Cebrail aleyhisselam bunu anlattıktan sonra diyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bil ki her şey Allah'ın rahmetiyledir. Değerli kardeşlerim, şimdi bu hikayenin tahliline geçsek, uzun uzun yorumuna geçsek, cümleleri tek tek ele alıp içindeki hikmetleri tebarüz ettirmeye, açığa çıkarmaya çalışsak bir hayli zaman geçer, saati bulur yani. O bakımdan Cenab-ı Allah'la tartışmaya girme, edebe muhalif işini terk etmeli, Allah'a karşı boynumuzu bükmeli, ibadetini yaptıktan sonra bu ibadeti yapma gücünü, kuvvetini, iştahını veren sensin Allah'ım lütfen kabul buyur diye övünmek yerine tevazuyla boynumuzu bükmeli ve görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyerek ona teslim olmalıyız. İtiraz edersek, soru kapağı açılırsa biz zararlı çıkarız. Allah'ın rahmetine güvenelim. Allah merhametliler merhametlisidir. Kulları hakkında bizim hakkımızda hep iyi düşünür. Yeter ki o iyiliği görelim yani. Bazıları iyiliği görmez, hikmeti anlamaz, boş boş konuşur. Deme niçin şu şöyle, yerindedir ol öyle, sen sonunu seyreyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ben cahillik zamanımda, gençliğimde, talebeyken bu şiiri ilk gördüğümde Mevla görelim neyler, inşallah güzel eyler demiştim. Şimdi o cahilliğime gülüyorum yani. İnşallah güzel eyler. Yani her ettiği güzel olmaz da bazıları inşallah ah tövbe yarabbi, estağfurullah. Bütün eksikliklerimize, nuksanlıklarımıza, ayıplarımıza, kusurlarımıza. Her şey Allah'ın rahmetiyle, onun rahmetiyle kalasınız sevgili kardeşlerim. Hoşça kalın ve selam.